Hazırsak başlayabiliriz herhalde. Özgün duyabiliyorsun herhalde bizi. Merhabalar. Merhabalar. Duyuyorum ya. Herkese merhabalar. Katılımlarınız için teşekkür ederiz öncelikle. Biz bugün CyberArk'la beraber varlık olarak Endpoint Privilege Manager ürünü, uç nokta yetki yönetimi ve uygulama kontrolü çözümü ile alakalı bir webinarla karşınızdayız. Biz barikat olarak yaklaşık 235 kişilik kadromuzla uzun yıllardır CyberArk'ta partner olarak çalışmaktayız ve sahada birçok CyberArk projesini gerçekleştiren bir partner firma olarak çalışmaktayız. Bugün de uç nokta yetki ve uygulama kontrolü tarafında belli regülasyonların, BDDK regülasyonunun bize aslında işaret ettiği bir çözüm olarak CyberArk'ın EPM ürününü anlatıyor olacak. Özgün, istersen şey yapalım, ilk slaytımıza başlayalım. Ben sözü sana vereyim. Tamamdır. Teşekkürler Giray. Çok sağ ol. Tekrar hoş geldiniz. Giray giriş yaptı. Ben yine de kısaca bahsetmek isterim. Adım Özgün. CyberArk'ta pre-sales aktivitelerinden sorumlu danışman olarak görev alıyorum. Bundan önce farklı üreticilerde, farklı alanlardaki çözümlerle hem satış öncesi hem satış sonrası farklı teknik pozisyonlarda görev aldım diyebilirim. Büyük bölümü iş hayatım güvenlik çözümleriyle ele geçti. Daha spesifik olarak yetkili hesap yönetimiyle ilgili ürünlerle çalıştım. Bugün Endpoint Manager çözümümüzden bahsedeceğiz. EPM olarak kısaltıyoruz. Hani mümkün olduğunca çözümün fonksiyonlarına odaklanan bir içerik hazırlamaya çalıştım. Ama bunu yaparken size nasıl değer kattığını, bu yönetici hakların yönetilmesinde diyelim ne gibi kolaylıklar sağladığına dair kattığı değeri de göstermeye çalışacağım. Ben hemen şöyle bir ekleme Tabii. yapayım Özgür. Değerli katılımcılarımız, sorularınız olursa chatten yazarsanız yanıtlamaya çalışalım session içerisinde. Tamamdır. Okay. Teşekkürler. Güzel. Şu başlangıç slaytımız olacak. Bu tarz haberleri her gün hepimiz her yerde görmeye başlıyoruz. LinkedIn feedimizde olsun, takip ettiğimiz bloglarda, güvenlik sitelerinde vesaire olsun. Artık sıradanlaşmaya başlayan güvenlik ihlallerine hepimiz aşinayız. Buradaki problem hem bu siber saldırıların büyümesi, yol açtığı zararın artması, hem de kurumların bu olaylar neticesinde yüz yüze kaldıkları yasal yaptırımlar yüzünden ödedikleri cezalar da artıyor. Yani işte hepimiz şeyde görüyoruz, şu kadar kredi kartı bilgisi çalındı, bu kadar hesap bilgisi Deep Web'e düştü gibi. Haberler yaygın ama bunun arkada yarattığı kurum için zarar ve daha önemlisi kullanıcılar için ortaya çıkardığı zafiyetler, zararlar çok daha yüksek. Burada Forrester'ın birkaç yıl önce yaptığı çalışmadan bir veri var benim önemli bulduğum. Güvenlik ihlallerinde, bu tarz güvenlik ihlallerinin %80'inde ayrıcalıklı hesaplar bir şekilde rol oynuyor şeklinde Forrester'ın bir gözlemi var. Bu önemli bir nokta. Bu yüzden bu hesapların yönetimini daha kritik hale getiriyor. Bu arada bazı katılımcılarımız biraz ekoya sebep oluyor sanırım. Sebep Açık oluyor. olan mikrofonlar. Açık olan mikrofonlar. Düzeltebildik mi acaba? Yok, sesin yankı yapmaya devam ediyor. Mute'lanmayan katılımcılarımızdan rica etsek. Sanırım şu an problem yok. Güçlerdi galiba değil mi? Tamamdır. Tamamdır. Burada yine Gartner'ın benzer bir geçtiğimiz yıl 2019'da yaptığı bir çalışmada önceliklendirdiği 10 adet güvenlik projesinden bahsediyor. Eğer projelendirilmediyse bir an önce yapılsın. Eğer planlarda varsa da lütfen öne çekin şeklinde bir tavsiyedir. Burada 10 kategori var. Güvenlik yöneticilerine bir an önce halledin şeklinde tavsiyede bulunulan. Benim burada dikkat çekmek istediğim şu 3 tanesi. Burada
Gördüğünüz gibi Unified uçtan uca merkezi bir uç nokta yönetim çözümü, bir endpoint management çözümü tavsiye ediliyor. İkinci olarak son kullanıcılardan, bilhassa Windows kullanıcılardan bu yerel yönetici haklarının alınması ve son olarak Server Protection ajanlarını görüyoruz. Burada farklı bir yaklaşım gibi görünebilir ama ben ikisinin benzerliğine de dikkat çekmek istiyorum. Son kullanıcının workstation'daki, client laptop'undaki zafiyetler neyse yerel yönetici haklarından kaynaklanan, server içinde bunların çoğu geçerli. Saldırıların doğrudan sunucuya bir şekilde bulaşması durumunda da buradaki yerel yönetici hakları problem oluşturacak. Bu yüzden bu sunucuları da ayrı olarak düşünmemekte fayda var. Yine de güvenlik ihlallerinin, bu bahsettiğimiz atakların büyük çoğunluğu uç noktalardan başlıyor. Saldırının ilk adımı olarak her zaman son kullanıcı bilgisayarları popüler hedeflerden biri. Daha başlangıç adımında bu noktaların güvenliğini sağlayarak siber saldırının henüz başlamadan diyelim, hatta durdurulması, yakalanması önemli bir nokta. Burada bir sonraki slide'ında hani uç noktanın ne kadar büyük bir popüler bir başlangıç noktası olduğundan bahsetmiştik. Yetkili hesaplarla yapılan bir saldırı zincirindeki sürecin gösterimini görüyoruz. Burada başlangıç olarak çoğunlukla phishing yine en yaygın yöntem olarak gösteriliyor. Kısaca bahsetmek gerekirse phishing, kullanıcıyı kandırmaya yönelik herhangi bir davranış diyebiliriz. Bu bir social engineering gelişimiyle örneğin ekteki mail önemlidir. Lütfen bir an önce şu linke tıklayınız, onay veriniz, bu dosyayı inceleyiniz tarzında mailler bu kategoriye giriyor. Bunların benzerlerini hepimiz en kötü ihtimal spam folder'ımızda görmüşüzdür. Kullanıcı bilmeyerek bu maillerle bir şekilde etkileşirse, bir linke tıklamak, bir dosya indirmek gibi saldırgan aslında ihtiyacı olan ilk başlangıç için en kritik olan adımı sağlamış oluyor. Ben o uç nokta üzerinde o kullanıcının hesabıyla bir şekilde çalışabilir hale geliyorum. Bunun ardından ilk peşine düşeceğim şey yetkilerimi yükseltmek. Son kullanıcının bir ofis çalışanının bilgisayarında belki yapabileceğim çok bir şey yok. Ama burada saklanan kimliklerle veya bunun bana açtığı diğer uç noktalarla, diğer serverlarla gezinerek ihtiyacım olan parolayı bulmaya çalışacağım. Burada bir nihai amaç her neyse, ki bu şey olabilir, bir finansal kazanım olabilir, belki bir kişisel veri olabilir, kurum için kıymetli, mahremiyeti yüksek bir veri olabilir. Ya da sadece zarar vermeyi amaçlıyor olabilir saldırgan. Bu veriye ulaşana kadar içeride bu şekilde gösterdiğimiz gibi yatayda gezinme dediğimiz aktiviteyi gerçekleştireceğiz. En sonunda tüm buradaki örnekte bir domain controller'a ulaşarak golden ticket üretiliyor. Bunu yaptıktan sonra domain üzerindeki tüm makinelerde yerel yönetici hakkına sahip oluyorum. Ve aslında bütün altyapıyı bu saldırıya karşı savunmasız hale getirmiş oluyorum. Bu slide eski versiyonlarında, birkaç yıl önceki halinde diyeyim, burada bitiyordu. Ama artık bunun bir devamını ekledik CyberArk olarak. Cloud serverlar da aynı şeylere açık, aynı zafiyetlere açık. Benim on-prem kaynaklarım diyelim, data center'ım tek IT varlığım değil. Artık cloud popülerleşen bir kavram. Getirdiği faydalara, olanaklara hepimiz aşinayız. Burada kullandığım sunucular, burada sakladığım veri ya da kullandığım AWS servisleri örnek olsun çok daha fazla bana bir geniş bir alan sağlıyor. Buradan da toplanacak yine saldırgan için kıymetli olabilecek veriler bulunabilir. Bu nedenle sadece bunu sunucularım diye data center'ı düşünmemek gerekiyor. Bütün cloud servisler ve onların sağladığı olanaklar bu kapsama giriyor. Buradaki sorun kullanıcıların yönetici haklara sahip olması. Çünkü yerel yönetici haklarına sahip biri sistem konfigürasyonunu değiştirebiliyor. Normalde ben atıyorum daha kolay çalışmak için ya da sadece keyfi sebeplerden ötürü beğenmediğim bir konfigürasyonu, bir ayarı değiştirebilirim. Windows servislerin üzerinde değişiklik yapabilirim. Veya belki antivirüs programının enable, disable etme gibi bir olanağım olabilir. Polisleri değiştirmek gibi olanağım olabilir. Her durumda benim IT regülasyonumun, güvenlik birimimin uygun gördüğü yapının dışında bir bilgisayara çevirmiş oluyorum kullandığım bilgisayarı. Bu önemli bir nokta. Diğeri zararlı yazılım yükleyebilir kullanıcılar. Bunu bilerek yapabilir. Bir
yine çıkar için ya da sadece dediğimiz gibi kötü niyetle indirdiği bir saldırı tuğluyla içeride dolaşabilir ya da bilmeyerek güvenli sandığı bir kaynaktan indirdiği yazılımla içeriye malware, ransomware gibi yazılımları getirebilir. Son olarak kullanıcılar diğer hesaplar üzerinde de işlem yapma hakkına sahip. Bu bizim backdoor admin dediğimiz karşılaştığımız bir nokta. Kullanıcı normalde atıyorum identity access policy'lerine tabi bir hesapla çalışıyor ama kendini arkada hani ihtiyaç halinde kullanılacak ikinci bir hesap açabiliyor veya diğer admin hesapları üzerinde yönetici haklarına sahip olabiliyor. Bu da CyberArk'ın zaman zaman gerçekleştirdiği bir anket var, Landscape Survey. Bu 2018 verisi ama katılımcıların diyelim bu ankette yer alan organizasyonun %87'si diyor ki ben hala son kullanıcılarından yönetici haklarını arındıramadım. Hala altyapımda bu lokal admin haklarıyla çalışan kullanıcılar var. Neredeyse tamamı bu önemli bir oran. O zaman çözüm ilk akla gelen tamam hadi herkesten admin haklarını alalım. Kimse lokal admin olmasın. Herkes standart kullanıcı yetkileriyle çalışsın. Bunun maalesef getirdiği kadar götürdüğü durumlar da konular da geçerli. Yönetici haklarını kullanıcılardan aldığınız zaman çok basit, zararsız görünebilecek işlemler için bile yardıma muhtaç oluyorlar en kısa tanımla. Ben bir çok basit bir driver yüklemek isteyebilirim kullandığım USB cihaz için veya admin haklarıyla çalışması gereken bir program ya da bir script ihtiyacım olabilir. Bu tip işler için bile ya başka bir kullanıcının kimliğini kullanmak zorunda kalacağım ya helpdesk ekiplerine, support ekiplerine talep açacağım ve burada önemli bir efor ortaya çıkaracağım. Ama karşılığında uç sistem güvenliği sağlıyoruz. Hani akşam daha rahat uyku diyelim buna. Kimsenin yerel yönetici haklarına çalışmadığını bildiğim için önemli bir rahatlık sağlıyor. Öte yandan yönetici haklarıyla çalışırsa kullanıcılar kimseye muhtaç olmuyorlar diyeyim. Her ihtiyaçlarını kendi yetkileriyle gerçekleştirebiliyorlar ama benim izlemem gereken, kendimi korumam gereken çok daha fazla güvenlik olayı yaşanabiliyor. Bu ikilemi çözmek için bizim çözeceğini düşündüğümüz nokta eksik bir parça oldu. Burada geleneksel antivirüs yazılımları, EDR yazılımları imza ya da uygulama davranışına bakarak çalıştırmayı engelliyor. Basit whitelist, blacklist yaklaşımları sergileyebiliyor. Ya da konfigürasyon management çözümleri var. Bunlar da işletim sistemindeki bilinen zafiyetlerden ya da uygulamalardaki yine zafiyetlerden faydalanarak zararlı koda karşı tedbir almaya çalışıyor. Bizim eksik olduğunu düşündüğümüz nokta ayrıcalık yönetimi. Bu yazılımlar, bu çözümler bunları yapıyor ama aslında en kritik nokta son kullanıcının elindeki admin hakları ve dolaylı olarak bu son kullanıcının çalıştırdığı tüm programların bu haklara sahip olması. Bu yüzden yerel yönetici haklarının kaldırılması bizim least privilege dediğimiz yaklaşımın bu eksik parça olduğuna inanıyoruz. Buradan sonra çözümümüzden bahsedeceğiz. CyberArk Endpoint Privilege Manager bunun için sunduğumuz bir çözümdür. Geniş bir suite aslında pek çok fonksiyonu var. Bu sunum hem zamana sığmak hem de biraz daha akıcılığı sağlamak adına ben mümkün olunca başlıklar halinde derlemeye çalıştım. Üç konu altında değerlendireceğiz. Son kullanıcı haklarını benim çalışanlarımdan almak, yerel yönetici haklarını almak. Son uç noktalarım üzerindeki kimlikleri korumak, bu yüksek yetkili hesapların korunması diyelim. Ve son olarak entegrasyon fonksiyonlarımızdan bahsedeceğiz. Burada çalışırken, ilerlerken öncelikle least privilege konusundan başlayalım. Bu özellikler sayesinde kullanıcılardan dediğimiz gibi admin yetkilerini alabiliyoruz ve bunu alırken karşılaştığımız sorunların mümkün olduğunca baş ağrısız, problemsiz bir şekilde aşılmasına yönelik çözümler sunuyoruz. EPM sayesinde kimsenin yerel yönetici haklarıyla çalışmadığı, bu bahsettiğimiz tehditlere karşı başlangıç olmaktan kurtulduğu bir yapıya geçmek mümkün. Ayrıca çalışan uygulamaların yetkileri de buna benzer şekilde denetlenebilir. Zararlı davranış sergileyecek veya tanımadığın bir uygulama varsa bunun çalışması esnek politikalarla engellenebilir ya da kısıtlı yetkilerle çalıştırılabilir. Şimdi privilege management derken bunu biraz açmak istiyorum. Kullanıcıya iş tanımı için gereken en düşük yetki neyse sadece o verilsin.
daha fazlasına gerek yok şeklinde bir IT best practice'dir. İlk sıralarda bulunması gereken Identity Access Management'ın temel yaklaşımlarından biridir. Minimum yetki. Burada kullanıcını etkilemeden, çalışmasını bozmadan bunu yapalım ama unutmayalım ki elindeki her ekstra yetki diyelim, her yönetici yetkisi aslında bir saldırgan için ya da kötü niyetli kullanıcı için kullanılacak bir araç oluyor. Burada EPM sayesinde bu yetkileri alırken basit ihtiyaçları için yardım masasına gelme gibi bir durum ortaya çıkmasını engelleyebiliyoruz. Kullanıcılar, örnek verelim, basit bir işlem yapmak istiyor. Normalde ben bir ticket açacağım, belki onaylanacak, sonra bekleyeceğim ki helpdesk çalışanı benim bilgisayarıma bağlansın, istediğim değişikliği yapsın. Yani çok basit bir şey istiyorum, sadece Teamweaver kuracağım gibi. Bu gibi durumlarda bu süreci beklemeden, kullanıcının işini aksatmadan yerel yönetici hakları sağlanabiliyor. Diğer taraftan Windows adminler de bir konu. Eğer admin haklarıyla çalışan, görevi admin hakkı gerektiren bir kullanıcı profilim varsa bunların da kısıtlı olanaklarla çalışmasını sağlayabilirim. Tamam, sen lokal adminsin ama bu servise yine de dokunamazsın. Bu registry kaynak keylerini yine de değiştiremezsin. Ya da admin ol, olsun, ben bu makinede çalışan ajanımla kimlik hırsızlığına yönelik davranışları görmek istiyorum şeklinde polisler kurgulanabilir. Son olarak kullanıcı eğer mutlaka yerel yönetici haklarına ihtiyaç duyuyorsa hiç ruhu bile duymadan diyelim çift tıkladığında kullanıcının çalıştırdığı bu bilgisayarın yükseltilmiş haklarla run as administrator diyelim bununla başlamasını sağlayabilirsiniz. Burada bir örnek göstermek istiyorum. Bu benim Cyberark çalışanlar olarak bizim bilgisayarlarımızda, notebooklarımızda da EPM kurulu. Bizim IT'imizin benim kullanıcı profilime diyeyim tanıdığı haklar bunlar. Ben bu makinede admin değilim. Cyberark domaininde de standart bir user'ım. Ama bu makine üzerinde yazıcı ekleyebiliyorum veya kaldırabiliyorum. Network ayarlarımı değiştirebiliyorum. Statik dinamik IP kullanmam gereken durumlarda yapabiliyorum. Ya da örnek verelim, bu bizim diğer bir ajanımız için kullandığımız bir PowerShell script'i. Lab ihtiyaçları için bu ajanın cache'ini temizliyor. Bu script'i normalde yönetici hakları gerektiriyor ama buradan çift tıkladığım an benim için administrator olarak başlatılıyor. Script herhangi bir aksama, herhangi bir kullanıcı bilgisi beklemeden işini yapabiliyor. Bunları kişiselleştirebilirsiniz. Siz hangi Windows bileşenlerini isterseniz, hangi uygulamaları isterseniz buraya ekleyebilirsiniz. Bu yöntemlerden sadece biri. Diğer faydası uygulama kontrolünden bahsetmiştik. Burada uygulamaları benim IT altyapımda bulunan bilinen uygulamaları EPM sayesinde merkezi bir portaldan yönetebilirim ve tanıdığım uygulamaları güvenli şekilde, okey, problemsiz bir şekilde çalış derken tanımadıklarıma kısıtlı yetkilerle çalış şeklinde polisler uygulayabilirim. Biz buna grey listing diyoruz. İzin verilen verilmeyen uygulamalar ya da bu uygulamayı çalıştırmaya yetkiniz yoktur gibi basit blacklist politikalarının ilerisinde düşünürüz. Yine kullanıcının hayatını mümkün olduğunca az aksatmak adına şu tarz politikalar yazmak mümkündür. Okey, bu uygulamayı tanımıyorum, çalıştırabilirsin ama internete çıkmasını istemiyorum ya da yerel ağda gezmesini istemiyorum gibi kurallar mümkün. Burada önemli bir nokta, belki zararlı bir yazılım eğer ağda gezinerek başkalarının attığı, başka sunuculara, başka sistemlere atlamak isterse bu yerel ağda gezinmenin engellenmesiyle bunu sağlayabilirsiniz. Bu tip atakları durdurabilirsiniz. Ya da veri hırsızlığına yönelik bir yazılım eğer internete çıkmak isterse bundan yine erken şekilde haberiniz olur. Peki ben bunu yaparken bu altyapımdaki diyelim çalışan kurulu programları denetlerken nereden bileceğim güvenli mi güvensiz mi? Bunun için bu güvenilen kaynaklar yaklaşımımızdan bahsettik. Bir diğer yardımcı araç Application Risk Analysis Service'imiz. CyberArk internet üzerinde, cloud üzerinde sunulan bir servisle bu uygulamaların bilinen zafiyetlerini vesaireleri, güven puanlarını, skorlarını diyelim sağlar. Uygulama adminlerine kolay bir şekilde karar verme olanağı burada sunuyoruz. Burada şu iki konu için ben biraz çok uzaklaşmadan açmak istiyorum bu şeyleri, başlıkları. Güvenilen kaynaklar dedik. Bu geniş bir kavram ama şu tarz bir gösterimde ben bahsetmek istiyorum. Bu kadar uygulamayı nereden bileceğim? Benim bir sürü kullanıcım var. Herkes bir şeyler çalıştırıyor. Hepsini de tanımıyorum diyebilirsiniz. Burada bilinen yazılım üreticilerini, imzalı uygulamaları güvenilen kaynak olarak tanımlayabilirsiniz. IT dünyasında diyeyim, popüler üreticilerin çözümlerini, okey, ben örnek verelim, Oracle'ı tanıyorum.
Oracle'dan gelen tüm yazılımlar benim için uygundur şeklinde bir policy yazabilirsiniz. Bunun ötesinde uygulama dağıtım çözümlerini kullanabilirsiniz. En önemli pay da bu. SCCM ya da McAfee gibi yönetim araçlarıyla eğer kullanıcılara yönettiğiniz bir uygulama kataloğu varsa, örnek verelim, SCCM'den gelen her şey güvenlidir. Bu uygulamalar için bir kısıtlı uygulama şeklinde bir policy yazabilirsiniz. Bu durumda işin önemli bir bölümü çözülmüş oluyor. Son olarak bir network şehri olabilir. Ağda belki ortak programlar gibi bir klasör vardır. Buradan alınırsa güvenlidir şeklinde diyebilirsiniz. CyberArk'ın elindeki verilere göre diyelim, işin %99'u şu 3 kuralla halledilebiliyor. Uygulamaların güvenli ve güvensiz olanlarını ayıklayabiliyorum. Bu kalan %1 içinde, tamam bu uygulama bilinmiyor ama zararlı da durmuyor. Engellemek de istemiyorum. Kullanıcılar bunlarla çalışıyor. Ne yapayım diyebilirsiniz. Burada bizim Greylist yaklaşımımız büyük fayda sağlıyor. Uygulamanın işini yapmasını sağlarken kötüye kullanımını önleyecek tedbirleri alabilirsiniz. Daha önce dediğimiz gibi ağa çıkması ya da internete çıkması olabilir bu. De Application Risk Analysis'den bahsetmek istiyorum. Yine dediğim gibi cloud bir sunumdur. Static kod analiziyle sizin altyapınızda çalışan ajanların topladığı programları inceleyerek diyeyim, bir skor verir ve bu policy'leri yazarken ben bu uygulamaya güveneyim mi yoksa kısıtlayayım mı gibi sorularda yardımcı olabilecek bir kaynak sağlıyoruz. Aslında bu virüs solucan CyberArk uyarlaması olarak düşünebiliriz. Diğer üreticilerin de benzer servislerine benzer bir yapımız var. Burada bir diğer konu just in time. Kullanıcılardan ilk bahsettiğim ekrandaki hani gösterdiğim VPN penceresindeki fonksiyonları düşündüm. Ben bunları aldım. Hiçbir kullanıcım yüksek yetkili hesaplarla çalışmıyor diyelim. Ama yine de kullanıcı bazı işlemleri için istisnai durumlarda yönetici haklarına gerek duyabilir. VPN bu fonksiyonu da sağlıyor. Eğer benim admin olarak çalıştırmam gereken bir program ya da bir Windows görevi varsa bunun için talep oluşturabilirim. Normalde ben standart user'ım ama gerektiği durumlarda bir talep açarak şu sebepten ötürü yerel yönetici hakkında ihtiyaç duyuyorum gibi bir ticket oluşturabilirim. EPM admini bunu değerlendirir ve onay verir. Bu süre boyunca örnek verelim 1 saatliğine seni lokal admin grubuna ekliyorum şeklinde bir tanım yapabilir. Ve bu süre boyunca yaptığı işlemler, gerçek çalıştırdığı programlar vesaire derlenir, raporlanır. Süre bittiği zaman bu admin yetkileri otomatik olarak kaldırılır. Hatta admin yetkileri kaldırırken benim o an çalışmakta olan programlarım da otomatik olarak kill edilir. Bu güzel bir özellik. Ve önemli bir kazanç. Yani normalde bildiğiniz gibi bu işin süreci şudur. Mail atıyorum. Lokal admin yetkisi lazım. Ya biri gelecek ya da biri beni oraya ekleyecek. Çalışacağım. Sonra umarım kaldırmayı unutmazlar beni oradan ki bir sonraki taramada çıkmasın bu kullanıcı neden lokal adminlere üye gibi. Bu tarz unutulan yetkiler diyelim önemli zafiyetler doğurabiliyor. EPM sayesinde kullanıcıya tamam yarım saatliğine sana adminlik veriyorum sadece şu programları çalıştırabilirsin gibi politikalar yazmanız mümkün. Buraya kadar son kullanıcılardan bu lokal admin haklarının alınmasından bahsettik. Devamında kimliklerin korunmasına yönelik özellikleri tanıtacağız. EPM uç noktadaki bu hesapların, sistem üzerinde tutulan hesapların korunmasını da sağlıyor. Burada hem zararlı yazılımların hem de saldırı araçlarının, hacking tool'larının diyelim, bu kimlikleri dump etmesi veya diğer yöntemler için kullanması engellenebiliyor. Burada ransomware için özellikle belirtmek istiyoruz. Hatta hemen hemen her zaman ransomware'in işini yapabilmesi için lokal admin yetkileri gerektiriyor. Buna yönelik tedbirlerimiz var. Ve son olarak bu tarz saldırıları kandırmak için diyelim, kullanıcıyı eğer böyle bir niyeti varsa yakalamak için aldatma yönelik bir deception teknolojisi de sunuyoruz. Buradaki örneklerimiz normal günlük rutinimizde hem kendi kullanıcımızla hem kendi kullanıcımızla çalıştığımız hem de diğer yetkili hesapları kaydettiğimiz bazı ajanları görüyoruz. İşte tarayıcılar olabilir bu parolanı kaydedeyim mi evet dediğimiz durumları düşünün. Ya da Puti, Fazilla gibi uzak erişim clientlarında çalıştığım şeyi hızlı çalışabilmek adına kullandığım kimliği yine save deyip kaydedebiliyorum.
Bu hesaplar ve Windows kimlikleri de yine dahil olmak üzere çok basit tool'larla dump edilebiliyor. Mimikatz burada en yakın örnek. Parolayı doğrudan alamasanız bile şifrelenmiş haliyle de bir şeyler yapmak mümkün. Terste hash benzeri atakları yürütebilirsiniz. Yatayda gezinmeyi sağlayan en önemli bileşen aslında bu hesaplar. EPM sayesinde bunlara yönelik, bu programlara yönelik bir saldırı olursa, bu kimlikleri dump etmeye çalışan bir kullanıcı olursa engelleyebilir ve bunu yönetim konsolunuzda görebilirsiniz. Burada Windows'a ben özellikle dikkat çekmek istiyorum. Domain'in tabiatı gereği domaine üye bir makine üzerinde bir sürü hesap bulunabiliyor. Özellikle domain adminler biliyorsunuz türlü sebepler ötürü ya servis çalıştırmak ya da uzak erişimi gibi ihtiyaçlar yüzünden hedef sistemlere sık bağlantı gerçekleştiriyor. Eğer merkezi bir çözüm yoksa veya doğru kurgulanmamışsa bir Windows makine üzerindeki zayıf kimlik ele geçirilen bir domain hesabı bütün domaini aslında tehlikede bırakıyor. Yine EPM'de burada gördükleriniz popüler Windows kimlik hırsızlığı yöntemleri ama daha fazlası da var. EPM sayesinde bunların tümünü engelleyebilirsiniz. Sonra bir diğer husus burada ransomware. Ransomware'i en zararlı yapan konu, en çok zarar vermesini sağlayan konu. Eğer yedeğiniz yoksa verileriniz çözemeyeceğiniz bir şekilde şifreleniyor, tamamen kaybediyorsunuz. Bunun fidyesini ödemeden geri almak mümkün değil. Eğer öderseniz de geri alacağınız kesin değil. Tamamen saldırganın keyfine kalmış oluyoruz. Bu da WannaCry bayağı ses getirmişti hatırlıyorsanız. 2017'de sadece WannaCry'in 200 binin üzerinde bir bilgisayarı etkilediği düşünülüyor. Verdiği ekonomik zararın bir elde net verisi yok ama 100 milyonlarla 4 milyar dolar arasında tahminler var. O şekilde söyleyeyim. Bu ransomware'in işini yapabilmesi için en kritik ihtiyaç yönetici hakları. Hem bu sistem üzerindeki kullanıcının sistem üzerindeki tüm dosyalara diyelim hatta erişim olanağı kazanıyorum. Hem de bu haklarla ransomware'in içeride yayılması kolaylaşıyor. Diğer uç sistemlere atlaması kolaylaşıyor. Bu CyberArk Labs bizim araştırma birimimiz diyelim. Arkada çalışan mutfağımız olarak değerlendirebiliriz. Labs verilerine göre EPM'deki bu yerel yönetici haklarının alınması tedbirleri uygulanırsa ve yanında application control policy'leri de uygulanırsa ransomware'in %100 kesildiğini söyleyebiliyoruz. Son olarak şeyleri kandırmaktan bahsetmiştik. Saldırganları kandırmaktan, atakları eğer bir niyet varsa yakalamaktan bahsetmiştik. Yetkili hesap güvenliği için CyberArk'ta bizim tavsiyemiz, sorumlu bu hesaplarla ilgili sorumlu olan herkese önerimiz bir saldırgan gibi düşünmeleri. Sık kullandığımız bir mottodur. Tekrar başlangıçtaki bu atak zincirimizi düşünelim. İlk ihtiyacım saldırgan olarak her zaman yüksek yetkili hesaplar demiştik. Burada Privilege Deception fonksiyonuyla honeypot benzeri bir yaklaşım kurgulanabilir. EPM arkada admin gibi görünen ama sıkı şekilde izlenen bir kullanıcı yaratabilir. Saldırgan geldiğinde yerel yönetici haklarının peşine düşen bir proses vesaire çalışırsa ve buna dokunursa diyeyim, EPM otomatik olarak bir kimlik hırsızlığı bildirimi size gönderebilir. Normalde lokal admin hesabınızı diyelim tehlikeye atmadan, göz önüne atmadan, arkada gizleyerek bu YAM olarak kullandığımız yönetici hesapla kimlik hırsızlığı girişimlerini önceden kesebilirsiniz. Dediğim gibi tamamen honeypot benzeri bir yaklaşımdır. Bu sunduğumuz fonksiyon sadece EPM'de var. En azından kendi kategorimizde diyelim uç nokta koruma çözümlerine bu tarz benzer ve honeypot tarzı bir yaklaşımı olan tek çözüm Endpoint Privilege Manager'dır. Son olarak entegrasyon olanaklarından bahsetmek istiyorum. Burada pek çok farklı çözümle yine EPM olarak hem de CyberArk Suite olarak entegrasyon sağlayabiliyoruz. Burada CyberArk'ın EPM çözümü haricinde bildiğiniz gibi esas bizim amiral gemisi ürünümüz diyelim Core Privileged Access Security'dir. PTA modülümüz de EPM karşılıklı bir entegrasyonla hedef üzerindeki bu tarz şüpheli aktiviteleri ya da kimlik hırsızlığı yönelik aktiviteleri görebilir ve buna yönelik tedbir alabilir. CM çözümleriniz de burada kullanılabilir benzer şekilde. Ayrıca eğer CyberArk Vault bulunuyorsa, yetkili hesap yönetimi için CyberArk kullanıyorsanız sistem üzerindeki hesapların parolalarının değişmesi için veya keşfedilmesi için de EPM'i kullanabilirsiniz.
Son olarak EPM'i yaygınlaştırırken SCCM ya da McAfee gibi çözümler kullanılabilir. Bu yardımcı araçlar aracılığıyla ajanı sessiz olarak dağıtabilirsiniz. Ekranda hiçbir installation vesaire görünmeden. Hatta çalışırken alttaki tray'deki simgeyi ya da servisleri vesaire gizleyebilirsiniz. Kullanıcı EPM tarafından korunduğunun farkına bile varmaz. Bir restart ihtiyacı bile oluşmaz. Günlük rutinde hiçbir aksam olmadan EPM'in kurulup çalıştırılması mümkün denebilir. Burada beraber çalıştığımız yine güvenlik üreticileriyle birlikte bu risk skorlama işlemleri yapabiliyoruz. Application Risk Analysis'ten bahsetmiştim. CyberArk'ın sunduğu tehdit analizi servisinden bahsetmiştim. Bunun gibi diğer üreticilerle de hazır entegrasyonlarımız var. Ya da örnek verelim burada. Duo bildiğiniz gibi popüler çok doğrulama çözümlerinden biri. Eğer kullanıcı kendi makinesinde yükseltilmiş bir akla geçerken doğrulanması gerektiği bir adım, bir işlem yapıyorsa, kendi kimliğini doğruluyorsa burada Duo ile de çift faktör sağlayabilirsiniz. Bu yönetici haklarının dağıtılmasında da çok adımlı doğrulamayı kullanabilirsiniz. Ya da yardım masası çözümleri kullanabiliriz. CyberArk'ın API olanaklarıyla örneğin EPM üzerinde gerçekleştirilen talepler sizin mevcut yardım masası süreçlerinize bağlanabilir. Buradaki olanaklardan, entegrasyonlardan faydalanabilirsiniz. CyberArk olarak burada benim belirtmek istediğim bir nokta daha var. Marketplace bizim tüm CyberArk müşterilerine sunduğumuz ücretsiz bir kütüphanedir. Burada EPM benzeri sana benim bu bazı hani öne çıkarmak istediğim entegrasyonları ben göstermeye çalıştım. Son uç nokta yönetimi adına eğer bu tarz ürünlerde kullanıyorsanız EPM'le karşılıklı bir entegrasyon sağlanabilir. Marketplace sadece EPM'e özgü değil de tüm CyberArk suite'ine yönelik geniş 600'den fazla entegrasyon sağladığımız bir kütüphanedir. İndirmek için üyeliğe ihtiyacınız var ama gezinmek için yok. CyberArk Marketplace deyip burada neler var, diğer üreticilerle nasıl çalışıyoruz ve sizin genel anlamda diyelim yetkili hesap yönetimi güvenliğinizi nasıl sağlıyoruz inceleyebilirsiniz. Burada hem bu kütüphaneyi kullanabilirsiniz hem de dediğim gibi partnerlerimizle genel olarak CyberArk kastimizasyonu konusunda, uyarlaması konusunda deneyimli. Giray burada sana dönebilirim. Hani siz daha sahada bulunan bir ekip olarak diyeyim. En çok neler çıkıyor ya da ne tarz entegrasyonlarla karşılaşıyorsunuz? Hani ya da popüler olan bir şey var mı senin gözlemin? Ben dinlemek isterim. Tabii, teşekkürler Özgün. Bizim entegrasyonlar tarafında aslında en çok karşılaştığımız müşterilerimizin en çok hoşuna giden kısmı EPM tarafında. Öncelikle senin de demin bahsettiğin gibi amiral gemimiz olan Korpas uygulamasında EPM ürününün direkt entegre olarak kurum dışına çıkan notebook gibi cihazların kurum dışından kuruma geri döndüğünde şifre değişiklik politikasını kaçırdığı dönemde aslında EPM ajanı şey tarafına, Korpas tarafına ben ağa katıldım, benim şifremi değiştir, şifre değişiklik periyodunu beklemeden aslında kaçırdığı şifre değişiklik periyodunu hızlı bir şekilde sisteme haber vererek lokal admin şifresini ya da onun ilgili uç nokta kullanıcısının şifresinin değiştirilmesi tarafında hızlı aksiyon alınması için aslında en çok kullandığımız entegrasyon kısmı. Bunun yanında kullanıcılarımızın aslında en çok hoşuna giden kısım uç nokta kullanıcılarının bir program çalıştırmak istediğinde ya da bir program yüklemek istediğinde burada açılan karşısına çıkan bir pop-up penceresinde sen bu uygulamayı neden çalıştırmak istiyorsun? Neden bunu çalıştırma ihtiyacı ya da yükleme ihtiyacı hissediyorsun gibi bir form çıkması ve bu formun aslında yardım masası uygulamalarıyla arka planda entegre edilerek bir ticket haline dönüştürülmesi ve son kullanıcıya yardım masası ekiplerinin hızlı bir şekilde müdahale etmesi konusunda aslında entegrasyonlar tarafından en çok karşımıza çıkan şey tarafı oluyor. Bunun dışında yine uygulamanın artı bir özelliği olan demin de senin bahsettiğin üzere application control tarafında aslında müşterilerimizin en çok hoşuna giden kısmı uç noktaları bu ajan yüklendiği anda uç noktalardaki uygulama envanterini
hızlı bir şekilde EPM'in arayüzüne getirebiliyor. Ve bu EPM'in arayüzüne gelen uygulama envanterine siz çok rahat bir şekilde, kolay bir şekilde bu uygulamalar çalışsın, bu uygulamalar çalışmasın, bu uygulamalar çalışırken işte ağa çıkamasın ya da internete çıkamasın gibi çok basit kurallar yazarak aslında user friendly bir arayüzüyle beraber kesin ve garantili bir çözüm haline gelebiliyor EPM. Tamam. Teşekkürler Birer katkın için. Devam edelim. Dediğim gibi marketplace ve entegrasyonlardan bahsettik. Son olarak EPM'i kurgularken bizim sunduğumuz önemli bir olanak Software as a Service. Artık hani bildiğiniz üzere giderek popülerleşen bir konu. İleride yani bana kalırsa yeni standart olarak bahsetmekte çok şey görmüyorum açıkçası. Çok mahsur görmüyorum. Sektör genel olarak dünya buna doğru ilerliyor. EPM'i SaaS olarak da bu yüzden sunuyoruz. Kullanabilirsiniz. Size kurulum anlamında ya da implementasyon anlamında uç nokta ajanlarının kurulmasından başka hiçbir zahmeti yoktur. Bir servis olarak EPM'i yönetim konsolunu web üzerinden kullanabilirsiniz. Burada gördüğünüz adminler isterse bu şemadaki gibi Avustralya'da olsun, dünyanın neresinde olursa olsun benim kurum içerisinde kullandığım, yönettiğim tüm uç noktaların polisilerini web arayüzü üzerinden güncelleyebiliyorum. Burada önemli bir nokta, Giray az önce bahsetti, kurum dışarısında oluyor. Kullanıcı saha çalışanı nadiren ağa katıldığı için parola yönetiminde güçlük yaşanabiliyor dedik. Bu bütün endpoint çözümleri için geçerli bir problem. Bir SaaS kurguyla burada şu sağlanabilir. Yeter ki internete çıkmış olsun makine. VPN polisi kullanıcı nerede olursa olsun VPN'e girsin girmesin otomatik olarak onun bilgisayarına uygulanır. Siz hangi polisi kimi bilgisayarından ne şekilde çalışıyor bunu merkezi olarak raporlayabilirsiniz. Bu önemli bir olanak. Eğer bir polisi değişikliği istiyorsanız bir izin verilen program vesaire gerekirse bildiğiniz gibi bu zahmetli olabiliyor. Kullanıcının tekrar ağa katılmasını beklemeliyim. Ajanın polisi almasını beklemeliyim. Sağ sayesinde bu dertlerden kurtuluyorsunuz. Yeter ki bir şekilde bizim online servisimize makine erişim sağlayabilsin. Polisiniz dağıtılacak, polisinizin dağıtılacağından emin olabilirsiniz. En önemli ihtiyacı yüksek erişilirlik, disaster recovery ya da backup gibi ihtiyaçlarınız tamamen sizin hayatınızdan çıkıyor. EPM bu sağ servisi bizim %99.9'u hedeflediğimiz bir availability'ye sahip. Şu an %99'larda. Bu sayede sadece bir web arayüzü sizin için yönetim anlamında düşünmeniz gereken bir konu olacaktır. Onun dışında şu an bile gidip şeyi kullanmaya, EPM'in çözümünü kurgulamaya bu ajanların dağıtımına başlayabilirsiniz. Bu sağ seçeneğin bir diğer faydası, ücretsiz bir deneme versiyonu sağlıyoruz EPM için. Şöyle bir URL'imiz var. Burayı yani Google'larsanız EPM free trial şeklinde veya bu URL'i ziyaret ederseniz çok basit bir formla size 30 gün sürebilecek bir sağ servisi verebiliyoruz. İşte dediğim gibi bir kurulum yapmadan, mevcut polisilerinize bir değişiklik yapmadan okey bu kimlikle login olunuz, ajanınızı buradan indiriniz şeklinde karşılayan bir admin ekranına ziyaret edebilirsiniz. Bu önemli bir fayda. Normalde biliyorsunuz kurguda güçlükler yaşanabiliyor. Ajanların ulaşması ya da benim bahsettiğim gibi politikaların dağıtımı için ajanların bu uç noktaların kurum içerisinde olmasını beklemek gibi. Herhangi bir POC ya da ürüne yönelik bir eğer ilginiz olursa yine hem bizim hem de barikatın girayın diyelim desteğiyle bu şeyi sağlayabilirsiniz. Bu olana sağlayabilirsiniz. Login olup burada formu doldurmanız yeterlidir. Hemen dediğim gibi birkaç saat içinde bile isterseniz bu olanakları görebiliyorsunuz. Benim içeriğim buraya kadar. Faydalı olduğunu umuyorum. Sorularınız varsa yine chatten yazabilirsiniz. Ses isteyip ya da ses alıp da benzer şekilde katılabilirsiniz. Sizleri dinleyin biraz. Ya da soru olmasa bile herhangi bir geri bildiriminiz, yorumunuz bizim için kıymetlidir. Çekinmeyiniz.
Yok gibi Giray sanırım. Benden de chatten bir soru almadıysan eğer. Yok, almadım hocam. Tamamdır. Okey, bir şey var. Impersonate attack'ini CyberArk'la nasıl önleyebiliriz gibi. Vaktinde ben chatten yazamadığım. Şöyle söyleyelim, impersonate için ihtiyacı olan kullanıcının en basit haliyle bir hash olacak kesinlikle. Veya o kullanıcıyı substitute etmesine gereken, kendini run as yapması gereken bir hakka ihtiyaç duyacak. Bu da yerel yönetici hakkı, her durumda olduğu gibi. EPM, yerel yönetici haklarının alınmasını alarak bu atağın dediğim gibi ihtiyaç duyduğu temel bileşeni ortadan kaldırabiliyor. Eğer yetkili hesaplarla çalışıyorsa kullanıcı, bir lokal admin vesaire gibi hesaplarla çalışıyorsa bunların da CyberArk üzerinden yönetilmesini sağlarsanız hem parola yönetimi anlamında güçlü parolalarla korunması hem de oturumunun denetlenmesi. PSM çözümümüz, Privileged Session Manager çözümümüz burada yaygındır. Hani CyberArk Corpus biraz daha bilinirliğe sahip. Bu yaklaşımla bu hesapların yetkilerini koruyarak impersonation'ı kullanıcı taklidini diyelim, engelleyebilirsiniz. Cevap verebildiğimi umuyorum. Cevap Bey sormuştu. Özgün, SaaS tarafından biraz bahsedelim mi? Tabii ki. Tamam. Tekrardan döneyim oraya. Bundan bahsettik. Hani dediğimiz gibi buraya doğru ilerliyor. Yeni trend diyelim SaaS. Burada senin eklemek isteyeceklerin varsa girer yine çekinme. Sen de şey yapabilirsin. SaaS seçiminde senin de belirttiğin üzere aslında 30 günlük bir deneme süresi şey yapıyoruz. Hızlı bir şekilde sağlayabiliyoruz. Bunun yanında da aslında şey tarafında şu anda da mevcut durumda bu COVID-19 sebebiyle aslında herkesin evden çalıştığı durumda kullanıcılarımız büyük risk altında olabiliyorlar. Bunun sebebi de ev internetlerini kullandıkları için aslında internete çıkarken belli yerel filtring kurallarının belli politikalardan geçmedikleri için aslında uç nokta güvenliği konusunda zor durumda kalabiliyorlar. Bunlar bir işte kişisel e-postalarına atılmış bir phishing mail olabilir. Bunun yanında bir ransomware olabilir. Aslında uç nokta kullanıcılarının bu dönemde daha çok güvenliğe ihtiyacı bulunmakta diye düşünüyorum. Bilmiyorum sen de bana katılıyor musun ama en azından süre zarfında da SaaS hizmetinden hızlı bir şekilde faydalanarak şey tarafında uç kullanıcılarımızın güvenliğini daha fazla arttırma. Bu COVID-19 sebebiyle bazı kullanıcılarımıza lokal admin hakları verildiğini biliyoruz aslında. Sonuç olarak herkes evden çalışıyor. Bir yardım masası ekibi belki yarı zamanlı çalışabiliyor. Ekip sayısı azaltılmış olabiliyor. Bu kullanıcılara verilen lokal admin hakları senin de demin bahsettiğin üzere büyük risk taşımakta kullanıcılarda. Bu hakların yönetilmesi, bu hakların sadece ihtiyacı olduğu kadar kullanıcıya verilmesi konusunda aslında EPM çözümü hem SaaS hem on-prem açısından şu anda kullanılabildiği için iyi bir çözüm olarak gözüküyor. Senin eklemek istediğin şey var mıdır Özgün burada? Yok, buraya kadardı benim de. Hani, daha fazlasını hatta eklediğin gibi. Teşekkürler katkının için de. Tamamdır. Biz teşekkür edelim diye düşünüyorum o zaman. Başka eğer sorular yoksa burada chatten yazan katılımcılarımıza da tekrar biz teşekkür edelim. Çok teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için. Evet. Tamamdır. İyi çalışmalar dileyelim. Herkese teşekkürler. Hoşçakalın. Bizler teşekkür ediyoruz. Sağ olun.